Tüm emekliler bu indirimden faydalanıyor. Duyan akın ediyor. Emeklilere indirimli olmasının ardından binlerce kişi akın etti. Bakanlık detayları açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklamada 2024 ün emekli yılı ilan edildiği hatırlatılarak bu kapsamda tren biletlerinde uygulanan indirim kampanyasında gelinen noktaya ilişkin son durum aktarıldı yüksek hızlı tren, YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde 1 Nisan itibariyle uygulanmaya başlanan emeklilere %10 indirim kampanyasından faydalanan emekli vatandaş sayısının 62 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, akıl ve alın terleriyle ülkemize hizmet eden emeklilerimiz, seyahatlerinde ağırlıklı olarak YHT'leri tercih ediyor. İndirimi başlattığımız Nisan ayının başından bu yana YHTL 37.500, ana hat trenleri ile 10.321, bölgesel trenlerle ise 14.240 emeklimiz yolculuk yaptı, diye konuştu. Turuncu masa ile emeklilere destek oluyoruz. Son 22 yılda 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yapıldığının altını çizen Uraloğlu, emekli vatandaşların hayatlarının ikinci baharında günlük yaşamın içinde yer almaları ve toplumdan kopmamaları için her türlü çalışmayı yapacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, emeklilere seyahatleri sırasında da kolaylıklar sağladıklarına dikkati çekti. Türkiye yüzyılının mimarı olan emeklilerin baş tacı olduğunu söyleyen Uraloğlu, onları trenlerimizde misafir etmekten mutluluk duyarken trenlerimizde konforlu ve güvenli seyahat edebilmeleri için de her türlü tedbiri alıyoruz. Hayata geçirdiğimiz Turuncu Masa uygulamasıyla yaşlı veya hareket kısıtlı vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İfadelerini kullandı. İndirim uygulamaları yapılmasına rağmen emekliler 10.000 Türk Lirası maaş ile geçinmekte zorlandığını ve Temmuz ayında buna göre bir zam yapılması gerektiğini ifade ediyor. Sosyal yardımlar yerine maaşlara yeterli zam yapılmasını vurgulayan emekliler maaşların en az asgari ücret kadar olmasını talep ediyor.